بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الله تعالى حضرك آية كريمة محمد عليه الصلاة والسلام أيتشلك أمرنا بيور يبتي بيورغنا نازل قل يبتي أيتين قل إن كنتم أجر سزلر أمتك بزيخ طبق يبتلر أجر سزلر تحبون الله الله نيخش كرسنلر فاتبعوني منجة إزمائز إرغشنلر. اتباع كلمة سبب هر دائم أراحد تختلب علمالار بزمان أصنع ايتدي. اتاعت كلمة سدن كورا خسراق بو. İtaat, yani manevi, zahir manalarga ifade kılışı mümkün. İttiba hemen arsana uzuge. Olada izme iz yürüşge. İşare kıladı. Eğer Allah'ını yakış görseyinler, beni izimden yürüyünler. Manası. Kıskala manası. Menge irgeşinler. İrgeşken diyem, izme iz yürüyünler. Şunda yuhbibukumullah. Allah sizlərini yaxşı görədi. Və yəğfir ləkum zunubakum. Günahilərini keçirədi. Və Allahu ğafurur rəhim. Allah ötək məğfirətli və mihriban zatdır. Bu ayət-i kərimə müminin həyatdəki məqsədlərini əməlgə aşırış üçün əcayib xəbər. Mümin adam həyatda nəmənə xaqlıydı? Mümin bilədi hataları varlığını, günahları varlığını ve hata günahlardan Allah beni keçiremekin degen arzuda, ümitte yaşaydı. Keçirmesen de mekalemen degen havfda yaşaydı. Yani şu ikide makamının ortası da mumun istirapta bularken bana bu ayet onge hoş haber buladı. Ergeşin, menge ergeşin, Allah günahlarınızı keçiredi diyebdiler. Allah sizi yakış görüldü. Allah'ın yakış görüşlüğü muhabbet, keçirişlüğü fazlı hesaplanadı. Allah Teala barchamizga o'zining rahmati, mag'firati va nusratini yog'dirsin. Do'stlar, bugun bir qisqaroq bir mavzu haqida sizlar bilan gaplashmoqchiman. Mavzu do'stlar, YouTube'da qasdan qilyapman, iloji boricha tarqatinglar. Mazhablar islom dinini to'g'ri ma'noda tushunish mohiyatini o'rganish, uni to'g'ri tushungandan keyin unga amal qilishdan samara kutish barcha mu'min musulmonlarni orzusi, maqsadi hisoblanadi. Lekin dinni noto'g'ri tushunsa, e'tiqod buzuq bo'lsa, uni o'qigan namozi, tutgan ro'zasi, bergan haj ibodati yu sadaqoti hayf bo'ladi. Hayf botil bo'ladi. Habata bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Resulullah'a hitap kıldı. Eğer siz şirk keltirseniz, itikatta Müslümançılıkka zıt şirk amal kılsanız, ne böyledi? Amellerinizni habata kılar diyebdi Allah Teala. Kasam bile ne diyebdi? Yani İslam'ın doğru akidesi muhim birandırlar.
İslamlı doğru düşünüş, İslamlı doğru anlayış birinci orunda duradı. Amaldan oldum duradı. Çünkü amal kılarken siz saf itikad bile buluş gerek. Saf itikadsız amal riyaya, sumaya, kim midir kuzuya, yok ki Allah'tan başka bir ibadet kılış bu kaladı. Allah onu kabul kılmaydı. Bizim Müslüman çiligimizge, İslamımızge doğru rağı. Cüda kub hareketler bugün, hücumlar bugün, onu uzgartırışke, unga narsalar kuşke, bir kanca hareketler bugün. Lekin Allah Subhanahu wa Taala'nın va'dasiga ko'ra Allah Taala bu dinni, bu şeriatni muhafaza kılıp koygen. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hucur suresinde aytadı: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna'z-zikr ve inna lehu lahafizun." Biz zikrini özümüz nazil kıldık. Zikirden közlengen murat dastlab Kur'an, hadisler, şeriat, mutlak İslam dini. Biz İslam'ını, zikrini özümüz nazil kıldık ve onu özümüz muhafaza kılamız degen. Oşan için dinli muhafazasından hatırcam biz. Lekin şu dinge amel kılıyetken Müslümanlarımız ne itikadıge cevabgarımız, bilgen adamlar. Biz mesela Özbek zaban olarak, bir Özbekistan'da 36 milyon, 38 milyon ahalanı içi de malum bir müddette şu dinimizin organiş için sarplagan şahs olarak, talebe olarak, ustozlarimizni sanada Rasulullah'a bog'langan silsile olarak bazı o'rinlarda kelayotgan xatarlarni ko'rib, bilib turib, ularga qarshi raddiyalar berishimiz kerak. Raddiyalar berilmasa, xalqning e'tiqodiga, fikriy tushunchasiga shubhalar, shaklar, gumonlar tushib qoladigan bo'lsa, keyingi bosqichda bu gumon, bu shak, bu shubha bilan musulmon yigitlar, qizlar boshqa toifaga aylanib ketib qoladi. E'tiqodiga putur yetsa, undan ateist, radikal dahriy yoki boshqa toifalar, islomni sog'lom tushunmagan odam islomdan terrorist ma'nolarini chiqarib terrorchi bo'ladi. Qur'onni o'qib ham, hadisni o'qib ham. O'shaning uchun dastlab nima muhim? Dastlab to'g'ri tushuncha muhim. Bu to'g'ri tushunchani biz go'yoki Ibrohim alayhissalomga yoqilgan gulhanga qarshi og'zida suv ko'tarib ketayotgan chumolidek sizlarga yetkazyapmiz do'stlar. Qancha insonlar bu suhbatlardan manfaat olgan bo'lsa, Allohning fazli birodarlar. Xatolarimiz, nuqsonlarimiz bu bizni nafsimizdan, shaytonning vasvasasidan, o'zimizning xatoyimiz. Shuning uchun haq gaplar aytilayotganda bu fursatni g'animat bilish kerak. Çünkü her daim bazar yürümeydi, bazen kasat buladı. Hak bazarı kasat bugün peyti de, hakikat kayırdayken deyip kıdırasız, tapamıyorsunuz. Bu yaka karasayız hizbi, bu yaka karasayız kadiyani, aldınge karasayız bir sünnet, arkaya karasayız havariç bu kaladı. Kimgi müracaat kılışı bilmeyiz. Bu bugün cemiyette yan bunu yaptı şunu kınırsalar. Özbekistan, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah'ın nazarı tüşken bir memleket eken de bu cayda Ahl-i Sunna ve Cema'nin akidesi, meslegi, menheci, mezhebi hala hanus 1300 yıldan beri özünün ahamiyetini yok etmesinden devam etip geliyordu. Bunca amel kıyken mene şu mezhebini, mene şu menhecini üşleyen Müslümanlar amanda kalıyordu. Şunaqa mamlakatlar bor, yuqorida aytganimdek, o'ngga qarasangiz, ahli bid'at to'g'riga qarasangiz, ahli kuffor chapga qarasangiz, besunnat orqaga qarasangiz, xavorij. Kimdan so'raysiz? O'qimagansiz, o'rganmagansiz, madrasaga bormagansiz, kimdan so'raysiz? O'sha davrlarda, o'sha mamlakatlardagi ulamolar, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni o'sha ummatga bergan ne'mati qadriga yetish kerak. 1900-yillarda Angliya mustamlakachi siyosatchilari Hindistonni mustamlaka qilib bosib olishgan. Qurolli kuchlarda Hindiston mustamlakachilikka uchragan bo'lsa-da,
xalqni ichidagi musulmonlar e'tiqodlarini boy bermadilar. Ingliz agentlari, ingliz maxsus xizmatlari o'zlarini inglizcha ismlari bilan musulmonlarning e'tiqodiga shubha kirgiza olmasliklarini bilganlari uchun shu Hindistonni o'zidan chiqqan odamlar bilan aloqa bog'lashdi. Ularga takliflar qilishgan. Va bu takliflarni qabul qilgan xoinlar chiqqan. U xoinlardan bittasi Mirzo G'ulom Ahmad al-Qodiyoniy. Bu odam labbay degan. Dastlab islom da'vatchisi deb maydonga chiqqan. Keyinchalik mulhammanman. Mulham, menga ilhom bo'lyapti deyishi boshlagan. Undan keyin men degan oxirgi zamonda kutilayotgan mahdiyman degan va oxirgi zamonda kelishi kutilayotgan Isoy mavud manman degan. Borib-borib shu darajaga kelgan. Iso alayhi salatu vasalomning qaytishlari haqidagi hadislarni, u kishiga aloqador oyatlarni shuning uchun uni tarafdorlari noto'g'ri talqin qilishadi. Nimaga? Kelgan deyishadi-da. G'ulom Ahmad Qodiyoniy inglizlar bilan juda yaxshi kelishgan. 10 mingga yaqin menga vahiy nozil bo'ldi, xuddi misli Qur'on degan. Qur'on qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa menga oyatlar nozil bo'ldi degan. Bitta oyat deb da'vo qilganini, e'lon qilganini o'qib beray sizlarga. Qarang. Qur'ondan o'g'irlagan, boshqa joydan o'g'irlagan, shunaqa narsalarni qo'shib menga oyatlar nozil bo'ldi degan. Qarang. Ya Ahmadu barakallohu fika. Ma ramayta id ramayta walakinalloha rama. Ar-Rahman allama al-Qur'an litunzira qawman ma unzira aba'uhum wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin. Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fatabaraka man allama wa ta'allam. Qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات الله ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إنا كفيناك المستهزئين يقولون أنى لك هذا أنى لك هذا إن هذا إلا قول البشر وأعانه عليه قوم آخرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هيهات هيهات لما توعدون من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين جاهل أو مجنون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذا من رحمة ربك يتم نعمته عليك لتكون آية للمؤمنين أنت على بينة من ربك فبشر وما أنت بنعمتي ربك بمجنون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إنا كفيناك المستهزئين أوكي برغانم غلام مرزا غلام أحمد قادياني منجا وحي نازل بولد دي أوكي برغان جاب لارا إيجا دا قرآن دان أغرلاب قوي يالارا بار أوزو دان قوش كان بار أو آيات دا بو آيات كا چالكشتر تقشتر كان بار بلاغت إيجالار عرب تلن يحشي بلغان فساحت دان خبر بار أدملار بودتا juda katta ya'ni tanoquz borligini isbotlaydi. Bu alohida mavzu. Lekin bu odam shunaqa da'volarni qilgan. Va uni josus ekanligi va jismi o'ta zaif odam bo'lganligi, ko'p kasal bo'ladigan, to'xtamasdan sigaret chekadigan, nashadan qaytmaydigan odam ekanligini atrofdagilari guvohlik beradi. Bu haqida bir qancha gaplar bor, ba'zilarini sizlarga aytib beraman. Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy bilan 1908-yilda Hindistondagi shayxlardan, ahli ilmlardan, ahli sunna muhaddis ulamolardan Abul Vafo degan Abul Vafo Sanaul Amrtusri degan odam bahs qiladi. Bahsda iyagini sindirib tashlaydi.
Yani Gulam Ahmad Kadiyani'nin delillerini, boşluğunu ispatlar. Onunla karşı Ahl-ı Sünne ve Cema'nin metodologiyasını koyup, bahsede paçakın çıkarmaladı. Ahırı ne kadar imam, bu imam bilen bahs kriyatken, Apiris Kadiyani, aytadı ki, ki lanetleşemiz deydi. İsrar gibi düşüyüp diye, lanetleşemiz deyiş kimlerini adatı ekenliği. Lanetleşemiz deyip koyadı. Bahslarını kayyum kıyandan ki, hüccetlerini sabit kıyandan ki, mutlaka karşı delili koymayandan ki, lanetleşemiz deyip. Şunda o kişi, Ebul Vefa aytadılar ki, bu da lanetleşemiz. Lanetleşedi. Üç günden ki, öleden oğlan. Mirza Gulam Ahmad Kadiyani. Bunların bir kança, yani közgü kuringen namayandalar var. Kadiyanilikinin birinci halifesi Nuruddin degeni bugün. Bunu İngilizler başıya taç giydirişip, sen bana şu Kadiyanilik güruhunu halifesinden deyişken, onlar ki ergeçkenlerinin hemmesi ki bu Nuruddin degen halifesi ki ergeçken. Ondan ki Muhammed Ali, Hoca Kemaluddin degenleri bugün, bunlar iki de şahs. Bunlar hem Kadiyani, Lahur tamamındaki Kadiyanilerini halifesi bugün, emiri bugün. O bir kança başkanları hem var. Kadiyaniler itikadı da, Kadiyanilerini itikadı da, Allah subhanahu wa ta'ala'ya nispeten şunaka düşünceler var. Allah roza tutadı, namaz okuydu, uhulaydı, uyganadı, yazadı, hata kıladı, cima kıladı degen, na'udhu billah, ta'ala Allahu amma yakuluna uluven kebira. Meşnekengi tuhmetleri bar. Allah subhanahu wa ta'ala'ya nispeten. Kadiyanilerini itikadı da ilah İngiliz deyişedi. İngilizcesine hitap kıladı deydi. İngilizcesine hitap kıladı deydi. Ve Kadiyanilerini en közge kuringen namayandalarını hemesi de kitap yazış adatı var. Bu Necaset Mirza Gulam Ahmad Kadiyani hem 50'den aşık kitap yazgen, bir kança makalelerini taşıgen, şöyle bilen ölüp gitti kogen kitapları. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'ni İngiliz diliye tercüme kılışken, ekseriyeti. Ve bu tercümelerde özlerinin buzuk etikadlarını kiritişken, tıkıştırışken. Biz de Müslüman, Ahl-ı Sünne ve Cema'a ulamalarımız bunlarını kıyan işlerden gafıl kalışken yok. Tarih mübeynede bunlarını her daim küzetip, bunlarını çıkarken şubheler yaraddiyeler verip, bunlarını ordunu otkızıp koyuşken. Bularını uşa birinci kötüle degen şubhası İsa kemiydi degen şubha. Bana şu şubhanı başlayan adamlar şular. Kança boptu? 1900 yıl bulsa 120 yıl boptu. 125 yıl boptu tahminen. 125 yıl aldım başlayan bu şubhalar. Uşa şubhalar asası da ular ya İsa kemiydi deyişken. İsa ölgen deyişken. Oşan için şu bugün yükünde kim çıkıp alıp İsa kemiydi, o ölgen deydigen bu ise Kadiyanilerini kana kadar ahlatı hesaplanır. O yüzden çıkar yetkeni o gibi. Bugün yükünde mesela Bahram Bakirif degeni, şu Kadiyanilerini bitti ahlatı. Uşalardan o gen, asasi mevzularını, bu özü ama gen, bunu yedirip de şey yapken adamlar, tekini uşanına o gen. Müstamlakatçı küçüler Kur'an-ı Kerim'ni özlerini hohlegen tillerine tercüme kılıp, tercümeni ilahi kitap deyip davet kılışken, talkin kılışken. Neticede, meşnekengi Bahram Bek girip kuhşegen adamlar çıkken. Adam aleyhisselam bilen, Havva anamız, kaysa cennette bugün, nige meselelerini kurtaradı bunlar. Bu meseleler nemeyi kereyi kim bunlar ki? Allah Teala onların cennette dedi buldu da kaysa cennetliğini bizden soramaydı ki. Ne miydi? Yok. Bu meselenin kurtarış gereği. Ne miydi? Şu meselenin hiç kim bilmeydi, biz bilemez deyip adamlarını boşuna eğlendirip kiyingi zaharlarını bir iş için murut toplaş gereği. Bahram Bakirip yem körüyler. Uyem Adem aleyhisselam Havva anamız yerdeki cennette bu geldi yaptı. Şeytan kana hıkır geldiydi. Sen gelime Allah Teala uşanı irade kıgen bu geldi. Yok, bunlar şunu kurtarış gerek.
qadar e'tiqodi yo'q degan qodiyoniylar. Qadarga iymon yo'q, qadar yo'q. Biz faqat harakatimizga natija olamiz. Oyatlarda, ba'zi oyatlarda bunaqa ifodalar bor, lekin umumiy xulosada olib kelsangiz, yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligiga e'tiqod qilish eng to'g'ri e'tiqod hisoblanadi. Biz iymonimizda qadarga iymon, iymonni shartlaridan bittasi. Buni inkor qilgan odam musulmon bo'lmaydi. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Alloh taolo har narsani qadar bilan yaratganligini aytibdi. Masalan, siz bir ishni qildingiz deylik. Shunga muvaffaq bo'ldingiz. Shu yaxshiligini kim amalga oshirdi? Kim yaratdi desa, Alloh deydi bizni musulmonlar ahli sunna. Ha, ular aytadi, sen o'zing qilding deydi. Qo'l meni o'zimniki emas, ko'z meniki o'zimniki emas, aql meniki emas, qalb, jasad, qon hammasi Alloh tomonidan berilgan. Alloh yaratgan narsalar bilan amalga oshirgan narsamni qanaqasiga men qildim deyman. Menda bittagina imtiyoz bor, tanlov. Tanlovni tanlayapman, Alloh uni yaratib beryapti. Bir odam ilmni tanlayapti, Alloh taolo yaratib beryapti, ilmli bo'lyapti. Bir odam Qur'on yodlayman deyapti, Alloh yaratib beryapti, Qur'onni yodlayapti. Bir isqirt zinoni xohlayapti, Alloh yaratib beryapti, zinoni qilyapti. Unga ajr, bunga zinokorga jazo bor. Alloh taolo buni aytib qo'yibdi. Lekin inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Dedi. Har narsani qadar bilan yaratdi. Qodiyoniylar qadar yo'q deydi. Bugun kim aytibdi qadar yo'q deb? Ha, shu Bahrom Bakirovga o'xshagan axlatlar. Qadar yo'q, suhbat qilibdi. Qur'ondan o'qib, katta xolasiga nozil bo'lgandek o'zi xohlagan ma'noni aytibdi. Qur'onga. Telegram nimaga bunaqa bo'ldi? YouTube yaxshi ketyapti boshqalib. Telegram ustasi bo'ldi shekilli do'stlar. Telegramda ovoz eshitilyaptimi? Marufxon, Ilshodbek aytib o'ringlar. Telegram eshitilyaptimi? Hello. Ne boshqadan kirar ekanmiz. Xo'p, bismillah. Ilshodbek ovozimni eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti, so'z. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Xo'p. Demak, qadar ishonchini islom ummatining ichida yo'q degan tarixda xavorijlar, mu'tazilalar bo'lgan, o'sha fikrlarni zamonaviylashtirib, G'ulom Ahmad Qodiyoniga o'xshagan najosatlar yangitdan ko'targan. Ingliz mustamlakachilari bularga imkoniyat, sharoit, ofis, pul, hamma narsa bilan ta'minlagan. Ular o'sha Hindistondagi musulmonlarning e'tiqodini sindirib, mustamlaka holda yashashligini ta'minlash uchun bu josuslardan foydalanishgan. Bu sotqin xoinlardan foydalanishgan. Va bugun e'tibor bersangiz, Hindistonda bularni, Pokistonda bularni da'vat qilish imkoniyati 0 darajaga tushgan. Shuning uchun bular nima qilgan? Qochgan. Angliyaga ofislari bor, Angliyada muridlari bor, xalifalari bor qo'shtirilgan ichida. Bular hali ham o'sha narsani davom ettirishyapti. Hadislarga shubha uyg'otish masalasi ham shular orqali amalga qo'yilgan, rejaga qo'yilgan. Hadislarga shubha uyg'otish uchun dastlab 1740-yillarda Gollandiyada ochilgan mustashriqlarni universitetlarida boshlangan, ya'ni mustashriqlar musulmon bo'lmagan o'sha mustamlakacha kuchlarni, mustamlakachi davlatlarni qo'lidagi sharqshunos olimlar hadislarni to'plab shubhalarni jamlashgan. Va bu jamlangan shubhalarni ular kelib bizga taqdim qilsa, masalan, Bartolt taqdim qilsa, Gaspier kelib gapirsa, sen kimsan deganda musulmonlar. Va ular o'sha shubhalarni olib kelib, Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniyga o'xshagan xoinlarni qo'liga berishgan. Ular hadislardagi shu masalalarni, mavzularni, shubhali mavzu, buni Qur'onga solib ko'rishimiz kerak, Qur'onga tushsa kiyib olishimiz kerak,
degan da'voni qilishgan. O'zi G'ulob Ahmad Qodiyoniy tirikligida aytganki, hadislarni birortasi mening tasdig'imdan o'tmaguncha to'g'ri hadis hisoblanmaydi degan. Hadislar Qur'on oyatlariga aytilgan ma'nolar mening tasdig'imdan o'tmaguncha u ma'no hisoblanmaydi. Tarixda o'tgan payg'ambarlarning birortasi mening guvohligimsiz payg'ambarlik da'vosini qila olmaydi degan. Shubhalarni ko'ryapsizmi? Endi bu shubhalarni keyinchalik har kim o'zini saviyasiga yarasha, o'zini kissasidagi bor mablag'ga yarasha sotib olishni boshladi. Mutlaq sunnat inkorchilari chiqqan, shulardan davom etib. Mutlaq hadislarni hammasini inkor qilamiz. Rashod xalifa degan Misrdan chiqqan bitta xoin payg'ambarman deb da'vo qilgan, uni besunnat shogirdi edib yuksal Turkiyada, o'g'illari ateist deist bo'lib ketgan odam, hayoti parokanda bo'lgan odam, kurd asllik, Virginiya shtatida turadi hozir, edib yuksal. Hikmatda bahs qilganman. Bahsda pashaga chiqib ketgan yigit zapsi o'chirib tashlagan. Bu umrida turklar bilan bo'lgan bahsda ham hech qachon bahsini o'chirmagan. Mana bular mutlaq sunnatni inkor qilamiz deb boshlagan. Va boshqa jamoalar bor? Yo'q. Hadislarni Qur'onga sop ko'ramiz. Qur'onga tushsa keyin olamiz degan iddao bilan inkor qilishni yo'lini tanlaganlar bor. Bular ham o'zini asli mafhumiga tushmagani uchun o'zini o'sha deylik qadarni inkor qilishligi, Iso alayhissalom nuzulini inkor qilishligi va mo'jizalarni, Miroj hodisalarini inkor qilishligi g'oyasini kuchaytirish uchun, qo'llab-quvvatlash uchun hadislarni inkor qilishlikni bu yo'lini topishgan. Go'yoki Qur'onga sop ko'ramiz. Qur'onga sop ko'ramiz degan odamni da'vosini bilasizlarmi? Qattan nimani hidi keladi? Bir odam aytsaki, men Qur'onga sop ko'raman desa. Qur'on menga nozil bo'lgan, Qur'onni 100% hammasini bilaman, Qur'onga mana aytayotgan ma'no, eng to'g'ri Alloh aytgan ma'no, hadislarni shu ma'noga sop ko'raman, to'g'ri kesa olaman degan u. Buni kim aytgan bo'lishi mumkin? Payg'ambarlik da'vo qilgan G'ulom Ahmad Qodiyoniy aytgan. Bular hozirgi kundagilarni hammasi o'sha odam sachratgan axlatni bir tomchisi. Kamol yo'ldosh. Hamma narsani inkor qilib tashlaydigan o'sha haromi odam. Mutlaqo saviya yo'q. Xurufi muqaddat haqida og'ziga kelgan narsalarni gapirib, o'zicha men topdim, da'vo qaray. Qur'oni Karimdagi xurufi muqaddatlarni nima ma'noda ekanligini Kamol yo'ldosh topibdi ekan. Qur'on unga nozil bo'lgan ekan-da, unga aytibdi ekan. Buni asl ma'nosi shu deb. Hamim degani xalaqa va allamagan ma'nosi. Hamim Iqrodagi Iqro bismi robbikal ladzi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram allazi allama bil qalamdagi xalaq bilan allamani olib Ha mim degani xalaqa va allama degani deyapti. Ey ka mol ha mimdagi ha u xalaqa bo'lsa sochini olish bo'ladi. Xalaqadagi x qattiq x bo'ladi. Shuni endi men topdim deyapti. Shu kungacha xurufi muqattaotlarni nima ma'nodaligini hech kim bilmagan deyapti. Men topdim deyapti. Nimani hidi kelyapti? Qur'on oyatlari menga nozil bo'lgan degan da'voni hidi kelyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga nozil bo'lgan Qur'on u kishini hadislarini inkor qilish orqali Qur'on endi menga nozil bo'lgan. Men aytgan gap to'g'ri. Alloh nimani iroda qilgan? Hamimdan xalaqa va allamani iroda qilgan deyapti. Sen kimsan u, seni nimanga ishonadi bu ummat? O'zingga o'xshagan 3 ta 4 ta najosatlar sening atrofingda aylanib yuribdi. Alkashlar, deistlar, ateistlar. Birorta aqli raso ahli sunna, aqli raso musulmon yo'q atrofida. Birorta ziyoli, aqli ilm odam yo'q.
Hamimmiş, halaka ve allemeyken. Hop, hurufu mukattaatlarda tarihte hiç kim hiç nasıl demeyken mi? Düse, biz aytamız ki o, ahl-ı sünne vel cemaanin tafsiri misli kurulmegen mantikilikke ege. Şu mantığını çıkargan ulamalar. Kadımdan, İmam Suyuti'ni, Ulumu Kur'an degen asarı var. Okusayız, hamasını keltirgen şunu. Birinciden bu, Telegram otvar yaptı dostlar. Ne oldu yine? Hop, Telegram otvar yaptı. Hop. Huruf-u mukatta'atını birlemçi tarifi şu. Huruf mukatta'at. Özü Arapçada durdu namı. Ne mi degeni dese? Manadan üzülgen harfler degeni. Harflerinin özü mana ifade kimiydi. Logikanı, mantığını ifade kılışı mümkün. Mantığını ifade kılışı mümkün. Mesela deylik, yolda kit yapsız, deylik, ne oluşu mümkün? Bir malını, resmini çizilgen, çizip koygen, anaka bukturgen buluşu mümkün. Znak, bilgi. Nemeni düşünesiz? Bu joydan, yoldan mal ötüş ihtimali barakan deyip ihtiyatıcı kılasın. Logika bu. Malını, resmini kurup, siz bittan mal ötüşü mümkün eken degen çünçüge kılasın. Harfler mananı ifade kimiydi? Mantığını ifade kılışı mümkün. Bazı harfler. Mantıkka işare kılışı mümkün. Mananı ifade kımasligi okunuşudan malum. Uşan için bu sünnet inkarçılarıge her daim aytemiz ki. Nimege Bakara suresinin birinci ayetini Alif, La, Mim deyip okuyabserler. Arap dili kaidesine göre alam deyip okuluş gerek. Baba Murat Abdullah'ını ona satar bar. Onasını satıp, kızını satıp kün köredigen. Uşengi soval birse, Arap dilini bilgen adam oku ola uğradı diyemdi. Arap dilini bilgen adam okuyamaydı. İminnoy. Arap dilini organ yan adam, Alif, Lam, Mim deyip okuyamaydı onu. Alam deyip okuydu. Demek ki Alif, Lam, Mim deyip okuyamaydı dese, manadan üzüş için. Manadan üzüş için Alif, Lam, Mim deyip okuladı. Katta aldıyız bunu, kana kılıp Kur'an Alif, Lam, Mim deyip okuluşunu kim örgattı siz gelse? Resulullah örgatken. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la akulu Alif, Lam, Mim harfun. Bel Alifun harf, Mimun harf, Lamun harf ve Mimun harfun degenler. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kur'an'ın her bitti ayetige, her bitti harfige. On tacir degenler. Ben sizlerge alif, lam, mimi bitti harf demeyim ben. Alif harf, lam harf, mim harf. O tüste acır buladı. Alif, lam, mim deseyiz. Hani şundan bilemez. Demek bunu alif, lam, mim de okuladı. Hurufu mukatta adlarda kadımda hiç kim hiç nasıl demeyken ben toptummuş. Sen ne beni toptun ise hamim, halaka ve allememiş. Ho. Biz ulamalar bunu ne deyişken dese, birinci manası hurufu mukatta'at. Manadan üzülgen harfler. Bunlar birbirine koşulgen de mana ifade kılışı mümkün. Alam deseyiz, emas mı degeni. Alif, la, mim degeni hiç bitti mananı ifade kılmaydı. Okuyan izde. Uşun için huruf mukatta'at deyiladı. Manadan üzülgen harfler. Mantığı ne bunu ise, mantığı cüda acayip cevap verişken. Kur'an-ı Kerim'de 4 dacayda Kur'an ayetlerini, suresini, kelimesini, keltire almasliklerini dava kıladı Kur'an. Kul in kuntum tuhib in kunt, kul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Aytin eğer bular Mekke müşriklerine hitap da Araplarına hitap. Arap dili Si ona tili hisoblangan Arab salikadagi ziyolilarga xitob. Agar bandamizga nozil qilayotganimiz
Kur'an-ı Kerim'le. O özü tokuval yaptı, özü yaz yaptı degen gumanda bulsanlar, fa'tu bi suratun min mislihi. O yazgan surelerden sizler hem bir misalini keltirinlerce. Keltirinlerce. Fa'tu bi suratun min misli. Vad'u şuhada'akum min dunillah. Allah'tan başka hemen güvahilerini çakırıyorlar. Hani şu yenge sure yazışlık ki. İn kuntum sadıkîn. Eğer davayları sadık bu şeyler. Ve illem tef'alû. Eğer kılalmasınlar. Ve lem tef'alû. Herkes kılalmıyorsunlar. Ana bu keskin ilahi hitap bu. Bu hitap ne? Mekke müşriklerindeki til boyunca, şeriat boyunca, Arap dili edebiyatı boyunca biz zamanını en ilgar adamlarımız degen adamlarga hitap kılıyordu Kur'an. Başka bir joyda. Kul, lau, ijtama'atil insu vel cin ala en ye'tu bimithli hadal Kur'an. La ye'tuna bimithlihi velau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayting, agar insonlar u jinlar to'plansa. Lau ijtama'atil insu vel cin. Butun inson zoti yig'ilsa. Jin toifalari to'plansa. Maqsadlari Qur'onga o'xshagan bir Qur'onni yozish bo'lsa. La ya'tuna bimislihi. Qur'onga o'xshagan kitob keltirish olmaydi. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Chandiki bir-birlariga yordam bersalar ham, ko'maklashsalar ham, o'tirib tahrir qilib yozaman desalar ham qila olmaydi. Shu oyatlarni xitobini mantiqiy belgisi hurufi muqattoatlar. Go'yoki Alloh taolo logika o'laroq xitob qilyapti arab mushriklariga, arab tilini bilgan, fasohat balog'atdan mashhur bo'lgan odamlarga xitob qilyapti. Sizlar arab tili bo'yicha o'zingizlarga teng keladigani yo'q deb da'vo qilyapsizlarmi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qur'onni o'zi to'qib olyapti deyapsizlarmi? Ana Muhammadga biz alif, lam, mim kabi sizlar iste'mol qilayotgan harflar bilan Qur'on nozil qilyapmiz. Ya, sin. İkita harf. Qaf. Kaf, ha, ya, ayin, sad. Harflar bunlar. Ha, mim. Nun. Harflar. Bunlar mantiqiy xitob. Makka mushriklaridagi arablarga. Sizlar shu alif bilan foydalanib she'r yozyapsizlarmi? Ha, mim. Shu harflar bilanmi? Yasin. Shunaqa harflar bilan she'rlar yozib da'vo qilyapsizlarmi? Ha, to'rtta oyatda Alloh taolo aytdiki, agar shu Muhammad o'zi yozib olyapgan desanglar, sizlar yozayotgan harflarni tushyapti Qur'on. Qani yozinglarchi? Buni mo'jiza deyiladi, birodarlar. Mo'jizaning shartlarida bor bu. Tahaddi deydi arab tilida. Duelga chaqirish, soddaroq qilib tushuntirsak. Xurufi muqattoatlar to'g'risida bundan ko'ra yetkiroq ma'no yo'q. Hamim xalaqa va allamamish. Kamolga molga o'xshagan fahmi bor odamlargina bu gapiga a deb o'tiradi, og'zini ochib. Xalaqa bilan halaqani farqiga bormaydi bular. Hozir bozor o'tmay qolganligi uchun ana u Bahrom Bakirov bilan Bobomurod Abdulla yangi turmush qurdi-ku. O'shanga alam qilib chiqib olib, yangitdan yana hurufi muqattoatlarni dars qilibdi, suhbat qilibdi. Demak do'stlar, qodiyoniylar mana shunaqangi harakatni boshlab bergan ummat ichidagi xoyillar. Bir asr oldin boshlagan bular. Hindistonda bularni laboratoriyada tug'dirib, o'sha joyda katta qilishgan. Katta qilishib, keyin tarqatishgan. Birinchi Misrga. Misrdagi Azhar universitetiga o'zlarini josuslarni kirgizishgan. Azharda kirib, arab tilini biladi,
bular takiya qiladi. Maturidiymiz, yoki Ash'ariymiz, yoki Shofiyimiz, Hanafiyimiz deb kirishgan. Arab tilini bilganligi uchun bularni ba'zi korrupsioner yo'llar orqali kirgizishgan. Yaxshilab o'rnashib olgandan keyin boshlashgan ular. Boshlagan zohati Azhardan haydalgan aksariyat. Misrda bular ko'payib, moliyaviy ko'mak bo'lgandan keyin, orqasida imperialistik kuchlar davlat o'laroq yordam berib turgandan keyin rivojlangan. Manor degan jurnal tashkil qilishgan. O'sha jurnalda, televizorda, ekranlarda bahslar shunaqa narsalardan qilishgan. Islom ummatini rivojlanishi kerak bo'lgan ilmlardan chalg'itib, shunaqa narsalarga mubtalo qilishgan. O'zlari kashfiyotlarini hammasi bilan mashg'ul Yevropa, Amerika davlatlari bizni musulmon xalqlarimizni mana shunaqangi ixtiloflar bilan mashg'ul qilishlikka harakat qilishgan va uddalashdi ba'zi narsalarni. Endi ko'zimizni ochishimiz kerak biz. Bugungi kunda mana shu jamoatni davomchilari aylanib o'rgilib O'zbekistonga ham sekin burnini tiqib kelyapti. Azharda bunaqalarni shakllantirgandan keyin Turkiyada ham harakat qilishgan shakllantirishga. Turkiya nima aytib berganmiz? Turkiyada o'sha ming xil turi bor bularni. Bu Yashar Nuri O'zturk degani bor, Mustafa Islom o'g'li, Mehmet Okuyan, Ehson Elajik. Yo'q. Ehson Elajik degani bor. Ehson Shenajak degani u ahli sunna ulamolaridan. Ehson Elajik degan kommunist ideologiyasini Qur'ondan deb da'vo qiladigan shunaqa xoinlar bor. Ana shularni holidan xabardor bo'lishimiz, xalqimizni xabardor qilishimizdan maqsad ularning da'vatlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish qulayligi tug'ilgandan keyin bular bemalol gapiryapti chiqib. Ulardan ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Xo'p. Mavzularni bir ko'rib qo'yadikchi. Yana mavzularni qaranglar. Uch taloq masalasi. Uch taloq degan narsa yo'q, deyapti mavzuni oxirida. Mazhablar, hadislar, sahobalarning qavli, islom ulamolarining usulini shuna bir chekaga chiqarib qo'yibdi-da, Mahram Bakirov uch taloq masalasi deb chiqib turib, uch taloq desa tushdimi, tushmaydi, deyapti. Yana bitta mavzusi xo'p. Qur'on axloqida bo'lish, hozir translyatsiyasida bo'ladi. Bitta mavzusi qarang, qadar, taqdir va oy bo'linishi mo'jizalarni inkor qiladi. Mavzuni qarang. Oila baxti nima bilan, sevgi yoki kaltak? Qur'oni Karimda ayollarning tarbiyasida nasihat, hijr qilish, undan keyin urush degan oyatni bular chetlashish deb oyatga ma'noni teskarisiga burib turib, sevgi yo'qmi bu yerda? Nima qiladi deb mashinaga ya'ni shubha tarqatishadi. Haj badal va qasos hammasi o'sha qodiyoniylarni tashlab ketgan axlatini ichib olib bizga buni sastib o'tiribdi. Mahram Bakirov degan qo'g'irchoq. Mavzuni qarang. Odam alayhissalom jannatdan tushirilganmi yoki yo'q? Mavzularni ko'ryapsizlarmi? Men buni 100 yil oldin buni boshlagan odamlarning tarixini bilganim uchun sizlarni ogohlantiryapman. Ular ummat boshiga bir balo bo'lgan, ulamolar ularni sindirib tashagan, o'sha ulamolarning qavli bilan men raddiyani sizlarga eslatyapman. Bizga oson bo'ldi, ulamolar raddiyasi bor-da, biz bilamiz uni. Mavzuni qarang. Qiyomat belgisi Iso alayhissalom. Alloh vahiysimi yoki g'ayridin hikoyasimi deyapti. Iso alayhissalomning nuzulini inkor qilyapti. O'lgan deyapti.
boshqa dinlardan kirib qolgan bu gap bizga deyapti. Qur'on muslima mahramsiz safar qila oladi deyapti. Muslima ayollar mahramsiz safar qilsa bo'laveradi deyapti. Bu ayollarni hali feminizmga tayyorlashlik g'oyasidan foydalanish bu. Ayollarni mahramsiz safar qilishligi ayollarga zulm hisoblanadi. Uni yukini kim ko'taradi? Uni ehtiyojlariga kim qaraydi? Kasal bo'lib qolsa kim uni davolaydi? Begona yurtda uni yonida mahram bo'lish kerak. Mahram bo'lsa unga qarab uni og'irini yengil qilib turadi. Islom buni aytadi. Hadislarda ham bu bor. Hadislarni inkor qilib muslima mahramsiz safar qila oladi deyapti. Mavzuni qarang. Qur'ondan javoblar. Qur'on senga nozil bo'lganmi? Payg'ambarmisan sen? Sen Qur'ondan nimani javob beryapsan? Qur'on nima senga? Kimdan meros qolgan? Nimaga sen aytgan ma'no to'g'ri bo'lish kerak? Sahobalarning ma'nosi to'g'ri emas. Nimaga sen aytgan ma'no to'g'ri deyishimiz kerak? Keyingi mavzuni qarang. Murtadning jazosi o'limmi? Qur'on nima deydi deyapti. Ha, murtadning jazosi o'lim. Qadimgi lug'atimizda murtad irtidoddan olinganda, lekin murtad xoin deyiladi. Xoinning jazosi o'lim. Davlatchilikda bu oltin qoida. Bizning davlatchiligimizda hozir o'lim yo'q-da, o'lim jazosi. Lekin men xoinga o'lim jazosi berish tarafdoriman. Bu siyosiy qarash o'laroq. Islom siyosiy qarash o'laroq ham boshqa siyosat nazariyalardan ustun turadi. Eng kuchli davlatlar xoinni o'ldiradi, hozir ham. Amerikada 36 shtatida xoinga qatl jazosi bor. Xitoyda pora olgan odamni xoin deb e'tiborga olinadi, qatl qilinadi. Bu bor, davlatlarda bor. Bular islomni shunaqangi suyultirib, islomga kim kirsa kiraversin, kim chiqib ketsa chiqib ketaversin, indamaylar deb islomning ichini josusga to'ldirish harakatidagi odamlar. Maqsad shu. Xoinga jazo qo'llamaslik kerak. A bir qancha murtadlarni orqasidan quvib borib o'ldir deganlar payg'ambar alayhisalom ham. Lekin murtad o'ldirilishligi haqida keskin aytganlar. Nimaga desa davlatchilikni jiddiyati qolmaydi. Xoinga jazo berilmasa. Bu nima deyapti? Murtad jazosi o'limmi? Qur'on nima deydi deyapti. Qur'on senga nozil bo'lganmi? Qur'on aytgan oyatlarni tagida payg'ambar alayhissalom nima deydi? Payg'ambar alayhissalomning hadislarini sahobalar qanday tushunishdi, qanday amal qilishdi? Shogirdlarga qanday o'rgatdi? Mana bu yo'l to'g'ri yo'l. Bularni hammasini inkor qilish uchun Qur'on nima deydi? Da'voni qarang. Nimani hidi kelyapti? O'sha najosatining ustida o'lib qolgan G'ulom Ahmad Qodiyoniyni hidi kelyapti. Qodiyoniylikni bugungi kundagi bir misoli bo'lar. Ko'zingizni oching do'stlar. Kufur, tavba, janoza. Kelgan savollarga javoblar. Avliyo kim? Taqvodor kim? Qarang, bular hammasi ixtiloflar. Karomatul avliyo inkor qilinadi. Yo'q, avliyo bularning o'zi. Shafoat haqida muxolif fikrlarga javoblar. Hamma mavzusida nima bor? Ixtilof bor. Hamma mavzusida musulmonlarni shubhaga solish uchun harakat bor. Qo'lidan hech narsa kelmaydi do'stlar. Bularni sharafsizligiga qarshi xalqimizning zihniyati, fahmi g'olib bo'ladi. Farosati g'olib bo'ladi. Va inshaalloh robbil alamin bulardan ogohlantirib borishda qo'limizdan kelgan harakatlarni qilamiz. Demak, do'stlar, ahli sunna val jamoa deganda islomni to'g'ri tushunishlik uchun o'rtaga ajoyib bir maktabni, madrasani qoldirgan ulamolar jamoasiga aytiladi.
shu jamoaga murojaat qilgan odam eng to'g'ri yo'lni, Qur'onning eng to'g'ri ma'nosini tushungan bo'ladi. Chunki bularning sanadi bor. Bular eshitgan gapini gapirar ekan, bu gapiga kamida ikkitadan guvoh keltirgan. Imom Buxoriyning hadis to'plamini ochsangiz, guvohlar birinchi zikr qilinadi. Haddasana Humayt deb boshlanadi, Abdulloh ibn Zubayr deb boshlanadi. U shaxs bular. Bularning guvohligi bilan hadislarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni muborak og'izlaridan eshitguncha odamlarni sanab borgan bular. Bu oyatga qanday ma'no aytamiz desa, payg'ambar alayhissalom mana bu ma'noni aytganlar, buni palonchimanga aytgan, palonchiga paloncha aytgan, palonchiga paloncha aytgan, palonchiga sahoba, sahobadan Rasululloh sahoba Rasulullohdan olgan sallallohu alayhi vasallam. Bahrom Bakirovni aytgan ma'nosiga ergashib, iymoningizni boy berganingiz. Yaxshimi? Yoki san'at orqali Rasulullohning o'zlaridan eshitgan odamlardan ma'lumotni olib, unga amal qilib iymoningizni quvvatlantirganingiz yaxshimi? Aql raso xalqimiz buni farqiga boryapti. Albatta bular bu javdiraveradi, har turli gaplarni gapiraveradi. Bular chiqaveradi do'stlar. Kamol yo'ldoshi qo'lidan hech narsa kelgani yo'q. Shu kungacha nimani aljiragan bo'lsa, birorta bir islomni to'g'ri tushundim deb bir baxt saodat topgan odam yo'q atrofida. O'zi badbaxt, qana qilib boshqa odamlarga baxt beradi? Bobo Murod Abdullani ko'ryapsizlar. Ona sotar. Onasini sotib, qizini sotib kun ko'radigan dayus benasab chiqib olib Buxoriyni haqorat qilyapti, Termiziyni tormizi deyapti, Imom Termiziyni. Burxondin Marg'unoniyni zofil deyapti. O'qigan matnini o'zi tushunmayapti, nima haqida gap ketayotganini. Qayerda nima ma'noda gap ketayotganligini munchaqo aqli ham yetayotgani yo'q. Lekin men tushungan narsa shu Alloh adolat degan narsa shu deyapti. Sen kimsan Bobo Murod? Sen aytgan gap adolat bo'ladi. Sen tushungan tushuncha adolat bo'lganda allaqachon butun dunyo seni poyinga ergashgan bo'lardi. Umring tugab bo'ldi seni. Bundan bu yoqda nimaga erishasan? Tavba qilsang erisharsan bir yaxshi narsalarga. Tavba qilmasang sen tamom bo'lding. Seni hayoting tugab bo'ldi. Bo'ldi, nimaga ulgurasan bundan buyog'iga? Bir yarim ming yillik ilmiy fundamentni buzaman deb o'ylayapsanmi? Buzolayman deb o'ylayapsanmi? Shunaqa o'ylashingni o'zi seni aqling ancha pastligini bildiradi. Bugun islom ummati u sen tushungan tushuncha bilan yurmaydi. U seni muammoying. O'sha bir badbaxt hayvonlar bilan jinsiy munosabatda bo'lsa, keyin u tavba qilib Alloh tavbani qabul qiladimi? Qiladi. Tavba qilsa u o'sha harom ishidan, jirkanch, nafratli ishidan tavba qilsa, endi u odam roza bo'lsa, nima qiladi degan savol tabiiy bo'lgan bu. Jamiyatda bunaqangi insonlar yo'qmi? Savol bo'lsa nima deyilgan? Fiqhiy masalasi shu deyilgan. Inzal bo'lmagan bo'lsa degan roza ochilmaydi. Chunki inson mas'u anu qilyapgan ishi. Ha buni avvalib mana shunga ruxsat beryapti deyapti. Bir odam o'lgan ayol bilan zino qildi. O'lik bilan. Iflos odam ekan, shunaqangi jirkanch isqirt odam ekan. Lekin tavba qildi keyin. Kelib e'tirof qildi. Jazosi bormi buni? Nima bo'lsa jazosi nima? Zino qilganga berilgan Qur'ondagi had bilan, Rasulullohda hadislarda kelgan jazo turi bilan jazolanadimi yo boshqa jazo beriladimi? Desa, Burxonda Marg'unoniy aytibdiki, yoki Shofiy mazhab ulamolari aytibdiki, o'lgan xotin bilan jinsiy munosabatda bo'lish
Kur'an'da zikrikigen zina manasını ifade kımaydı. Çünkü zinada nesab buzuluşu havfu var. Örgen hatun bilen bugün bu zina kigen haram, hor, iflas, ıskırt. O iflas işi kıldıyo. Lekin zina cezası bunge belirmeydi. Diyepti. Bu fikh bu. Bu bilen onge ruhsat beriyatken yok. Baba Murat Abdullah şunu ozi kasten şunge burvalış ozi. Navoiyni yigitlerge, yaşlıgımda yigitlerge muptala edim. Yigitlerge degen şiirini okup ana gördüğüm yigitlerini yaxşı görerken diyepti. Öy ona satar. Bobik. Bu yigitliğini kadrige yet degeni bu. O yigitler degeni. Karılardan hiç nersi kemeydi koludan. Sen yigitliğine etibar ver degeni. Şundan sen ne çıkar yapsan? LGBT çıkar yapsan. Navoiyda ne? Bu derecede seviyesiz gapını yapırıp 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 adamların işan adı böyle yapsan mı? Yo sen adamlar işan masliğini yan bilesen. Ne yapır yapsan bu mesela dese ben bilemem seni. Ne yapır yapken yine. Zakazge yapır yapsan. Senge büyürtme. Bar şu büyürtmege nispeten. Hareket kılı yapsan. Nima bo'lsa-yam, nima qilsa-yam shu Navoiyni Galiboy deb berishlik uchun sen zakazni buyurtmani bo'yningga olgansan. Chunki onangni sotgan odamsanmi? Onangni sotgan odamsan. Qizingni sotgan, 2000 dollar pulni bermaslik uchun qizingni ishtoniga kirib olgan odamsan. Sendan hamma narsani kutsa bo'ladi. Qodir Turkiyada rizqing kesilib turibdi. Tajribaga ko'ra. Türkiye'den ketsen, uşnakangi Navoiyni Galiboy didirtirgen dedelerini aldıge borasan. Uşalarını tavağıda yuvindi içip, bundan kengi hayatın şunaki ketadı seni. Tabaksan yana et yapma. Özenge payda boladı. Türklerde bir makal var. Hatanın neresinden dönsen kardır deydi. Toxtagan zotin yutasan sen. Baba Murat, toxtaysan ol. Toxtab, toxta. Bo'ldi bu mavzuda oldinga yurmayin. Desen yutasan. Oy, o, shuncha gapiribman. Mikrofon tiqmagan. Ovoz o'zgardimi YouTube'da? O'zgargan bo'lsa, plus qo'yib yuboringlar. Yaxshilikka o'zgardimi yoki yomonlikka o'zgardimi? Agar yomonga o'zgargan bo'lsa minus qo'yinglar. Yaxshiga o'zgargan bo'lsa plus qo'yinglar. Yaxshiga o'zgardi. Ha, yaxshi ekan. Minus qo'yganlar ham bor lekin. Minus qo'yganlar telefoningizda muammo bor menimcha. Xo'p. Demak shu, mana bu ahvollardan ogohlantirishimizdan ko'zlagan maqsad yuqorida suhbatimizni boshida aytganimiz Alloh taolo dinini muhofaza qilib oladi. Bu dinga shubha uyg'otayotgan jamoalardan musulmon ummatini, xalqimizni asrab qolishimiz kerak. Bilgan odam. Bilmaganlar aralashmaslik kerak. O'sha Bahrom Bakirovga o'xshagan, Bobo Murod ona sotariga o'xshagan, Kamol molli yo'ldoshiga o'xshagan odamlarni mutlaqo eshitmang. Yana o'zingiz bilasizda, eshitsangiz eshitaveringda, qalbingizga shubha kirib qolib, to'g'ri masalaga, to'g'ri mavzuga yetib kela olmay qolish xavfi bor. Ehtiyot chorangizni ko'ring. Ularni aytishi mumkin bo'lgan hamma gapni biz aytib qo'ydik mana. Bular yana yangi masalalarni ko'taradi. Masalan, mo'jiza yo'q narsa deydi. Ashobi kab 309 yil uxlamagan deydi Kamol yo'ldoshga o'xshaganlar. Yana nimalarni aytadi bular? Qadar mana, qadarni yo'q deyishi boshladi. Iso alayhissalom tushmaydi deydi. Imom Mahdi chiqmaydi deydi. Ya'juj Ma'juj hodisasi yo'q deydi. Dajjal yo'q deydi. Uni o'rniga palonchi pistonchi narsa dajjal deydi. Ahli sunna val jamoa nimaniki o'rtaga qo'ygan bo'lsa, shuni teskarisini gapirib chiqadi bular. Türkiye'de şunaka derecede geldi. Bittesi çıkıp alıp etedi. Ben Kur'an'dan taptım. Adam aleyhisselamın dadısı vardı yaptı.
Mustafa Aslamoğlu. Katten yapıyorsa Kur'an söylüyor dedi. Kur'an'dan bir ayetini oku yaptı. O şu ayetinin manasını uzu ayet yaptı. Adam aleyhisselam dedesi bu gene. Adam aleyhisselam dedesi var dedi. Onda onu yan dedesi bu kaladı. Bu narsa nemege çüp kaladı? Tesalsulge çüp kaladı. Tesalsulge. Onu yan dedesi var, dedesi var, dedesi var. Ebedilike gitip kaladı o. Kayırda da tohtaş gerek o. O şu tohtagen cay adam aleyhisselam boladı. Başka yolu yok. Dip dursa Mehmet okuyan de gene çıktı da. Ne mi dedi? Mustafa Aslamoğlu adamın dedesini taptı mı dedi? Ben ondan hem zor nasıl tapamam Kur'an'dan. Ne mi tapasam diyordu? Meryem dedi iki cinsli bugün dedi. Meryem onemez iki cinsli bugün eken. Özü bilen özü ne oldu billahi min zelik. Nikahlanıp özü bilen özü cinsi alaka kılıp İsa'nı tutkan eken. Şu derecedeki paskaşlıkke boradı bunlar. Hani bunlar hep indikili yaptı yu. Kim Abdülaziz Beyindir çıktı. Etti sallar şunu çekip yaparsam ben cin duramam mı dedi. Ondan hem zorunu taptım ben dedi. Ne ben taptın diyordu. Allah dedi geleceğini bilmeydi dedi. Allah geleceğini bilmeydi dedi. Bardakçı degen tarihçi adam oturuyordu. Bana şu bardakçını bir haftadan ki neme iş kılışını biledi mi bilmeydi mi Allah diyordu. Aldım ne ayıp koyar bilmeydi dedi. Bu megen işi Allah bilmeydi dedi. Cinar taslaman degeni ondan hem dakşat oyun kursa tayyip misin dedi. He. Buhari'de tüye sidigini iç hakkında hadis vardı. Grafında sidik op gelip tüyenin sidigini. Grafında canlı ifirde 70 milyon ahalını aldı da stolge koydu. Hani iç deyip. Hadiste ona kanki lıkır lıkır kılıp grafinge koyup iç degen hadis yok. Hadiste bu tibbiyattan kiliyetken tecrübege işare var. Oşa tecrübeni İmam Buhari hadislerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler. Oşa tecrübeden varıp davalanirler de geller. İbn Sina El-Kanun Fittib eserinde aynen şu vakiyege, şu hadisege urgu verip tüyenin sidige falan Necip namlı tüyenin sidige sütü bilen aralaştırıp içilse falan 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 keserliklerge doğru dege. Tibbiyatını kimden sorayımız? Mütehassıdan mı? Mütehassıs kim? İbn Sina. Mütehassıydı yaptı. Babul Abuval degen bab açken alakıdı. Sidikler babı. Hemmesinin tahlilini kıyan o. Tibbiyatı işi şu. Bunu ne dedi? Cenar Taslaman degeni çıkıp alıp bana iç kanı hadiste bırakken ki diyebdi. Aç hadisini okçu grafinge koyup iç degen mi hadiste? Yo. Ne gibi buna katalkın ki yapsan? Ya bunlar şunu şarapsız adamlar. Bunlardan haberdar buluyorlar. Yine bir tanesi çıktı. Bu Yaşar Nuri Öztürk de gene. İnsaniyetin kurtuluşu deizmde dedi. Deizm de gene yaratıcı var, peygamberler, kitaplar, vahiyler, bir artası yaşamayayım ben de gene. Fakat varlıkını yaratıcı var. Özü deist, ateist özü aslıdır. Fakat borluk kanday yaralgan degen masalaga cevap topolmagani uchun deizm degen narsani gapirib olgan, ushlab olgan, o'sha bilan go'yoki masaladan chiqishlik yo'lini topdim deb o'ylaydi. Aslida deistlar ham ateisti bir turi. Yaşar Nuri Öztürk nima dedi? İnsoniyat deizm bilan qutuladi dedi. Bular şu adır Özbekçe'ye tercüme kılıp bir yetkenler, şu adamlarını koldukları. Şularını ahlatları. Bahram Bekir İpam oturup da işte durdu, şunu geyti yap ben. Şularını ahlatsan sen.
ming o'zingni maska bilan, yumshoq shupurgilik pardasi bilan bekitishga urinma. Seni basharangni ko'rib bo'ldik biz. Senga o'xshagan odamlarni islom qoidasiga ko'ra musulmon deyilmaydi. Iymondagi qadarni inkor qilyapsan. Hadislarni inkor qilyapsan. Bular musulmon emas, birodarlar. Bular o'sha imperialistik kuchlarni tashlagan, shubhasini ko'tarib yurgan, qalbida botillikka moyili bor odamlar bular. Yo'q, nafsida shunaqangi botilga og'ish shahvati bor. Yo'qki, rostdan josus odamlar. Biz bularni fosh qilishda davom etamiz. Alloh xayrli qilsin. Endi savol-javoblarga o'tamiz. Telegram kanalimiz bor, do'stlar. Abror Muxtor Ali degan Telegram kanal. Shu kanal orqali savol berishingiz mumkin. Bu yerga qarab olinglar. Xo'p. Jinkashlik kufrmi degan profil. Mikrofonni bosib gapirasiz. Jinkashlik kufrmi degan profil. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, shunaqa videolar bir ikkita joyda ko'rib qoldim, shunaqa jinkashlikni shunaqa qur'on oyatlar bilan chiqarishayotganini ham qanaqadir kengayganday tuyuldi-da. Tanishimdan bu kufr-ku, bunga ishontirish ham, ishonish ham kufr degandi. Shunga bir izoh so'ramoqchi edim. Jinkashlik kufr deb ayta olmasak ham, bid'at ishlardan, unaqangi jinkash, jin o'qiydigan alohida mutaxassis yo'q islom tarixida. Na sahobalarda, na tobiyinlarda, na tabi'a tobiyinlarda yo'q. Jin tegishi to'g'risida Qur'oni Karimda oyat bor. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Qiyomat kunida riba yegan odamlar xuddi jin tekkandek tiriladi. Jin tekkan odam dovdirab nokaut bo'lgan odam yuradi-yu. Ha? O'shanga o'xshab taniladi shundan. A jin tegishi bor. Jin kirishi to'g'risidagi masalalar bu ba'zi zohiriylar tomonidan ko'p urg'u berilgan, masalan Ibn Taymiyya rahimahulloh urg'u bergan. Aytganki, Mu'tazilalar, o'sha Jubboiylar, shular jin kirmaydi deydi, jin kiradi degan. Ba'zi asarlarni ham keltirgan. Lekin u insonni qanoat hosil qildiradigan javob emas. Jin kiradi deyish u go'yoki bir tashkilotni shu bilan shug'ullanishi kerak degan da'voni o'rtaga qo'yyapti-da, shuni shug'ullanganlar shunga urg'u beradi. Shunga urg'u beradi. Jin kirgan ekan kelgin deb o'qib beradi, har bir o'qishiga pul oladi, bo'ldi. 10 marta qatnaysan, 9 marta qatnaysan. Har qatnaganda palonchidan pul berasan. Shu. U YouTube'larda, videolarda yotqizib olib, ana uni bo'g'ib, dam solganda xirillab gapirishligini ko'rib, "A jin gapiryapti-ku, men ko'rdim ko'zim bilan" deydi odamlar. "Sen ko'rgan jin emas u. Qattan bilasan jinligini." U ko'rayotgan narsangiz u insonni xayolida shakllantirgan narsa ham bo'lishi mumkin. Galyustinatsiya degan narsa bor. Insonning ko'ziga ko'rinadi har xil narsalar. Har xil ovoz chiqarishi mumkin odam. Shunaqangi vaziyatlarda. Shatohat degan narsa bor, shatohatga tushib qolishi mumkin odam. Uni jin deb jinkashlar aytyapti, soddalar ishonyapti. Nimaga? Unga pulni ko'proq berish kerak. Bu anu Qo'qondagi Ilhom Aperis tabibdan farqi yo'q jinkashlarni. Kim sizga pul berasan, jin bor ekan o'qib chiqaraman desa, qoching undan. Jindan qochgandek qoching. Nimaga desa, u odam pul uchun qilyapti. Dam solish ibodat, birodarlar. Dam solish ibodat. Xuddi namoz o'qishga o'xshagan. Dam solish bor. Bunga pul olgan odamni solgan damini ta'siri bo'lmaydi.
Çünkü ihlas yok. Pul için okuyordu. Şunun için en yakışı dam salış, özünüzü özünüz dam salışlıkınız. Şu bulan, yakışı manfaat görüyorsun. Kızınızı, balanızı, ayağınızı, özünüzü, özünüz dam salın. Resulullah'tan sünnet var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her günü yatıştan aldın, üçte kulunu okup, dam salıp, kollarını püflerdiler ve kollarını, bedelleri yetken caygeçe sürtardılar. Şu bulan okulardılar. Hani, bu var bu. Özünüzü dam salın. Köpeğince 16 yaş, 15 yaş, 14 yaş balalar hadi köpeği yaptı şuna kadar. Ne gelirse garmanalında özgarış var. Uşa özgarışta vitamin yetişme açtığında var. Şuna kapayıp da her kılı hayal çalgısı ana bunge cinkirgendi barıp başına eğlendirişi yaptı. Onu doktorga abarayın. Doktor sizge hadi geç çekep degenlerse var hazır. Ve hana da etip gitti. Toşkende Numa degen. Çekap merkezi var, cüda acayip dostlarımızdaki, hakiki sıfatli ve cüda müracaat kıyallarına yakışı itibar karatışadı. Ta yakışı bobket gününüz geçe sizden haber alışadı. Telefonunuzu av alışadı, her gün nazarat kılışadı. Çekap, barıp kıldırın. Neme vitamin katta kança, neme kem, neme köp, insülin kay derecede, testosteron kay derecede, hemmesini kuru beradı. Keyin sizga taklif qiladi. Mana bu, mana bu, mana bu vitaminlarni iching deydi. Mana bundan ehtiyot bo'ling deydi. Ha, unaqa sog'lom baquvvat yurganingizdan keyin jin ham qochib ketadi sizdan. Jin o nariyodan qochadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuni ko'rganda shayton qochib ketardi. Iymoni baquvvat odamga jin kiradimi? Jin tegadimi? Endi kufrmi desa o endi fatva masalası, biz unga kirmaymiz, nojoiz deb bilamiz. Qilmaslik kerak deymiz. Tushunarliga? Rahmat ustoz, Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. Xo'p, bizni zaryadkimiz to'xtab tugab qolyapti. Xo'p. Mavzuga aloqador. Islomni qachon to'g'ri tushunamiz degan. Kim Bahrom haqida degan. Ahli ro'y haqida degan 3 kishiga imkon berdim. Birinchi, islomni qachon to'g'ri tushuna 3ta nuqta chiqyapti qolgani. Gapiring mikrofonni bosib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Rahmat. Çok sağ olalım çünkü biz Özbekler, yukarı ve orta Asya halkları biz kaçan İslam'ın doğru çoğunu bunu doğru amal kılamaz. Ki biz yaşla bu mescitlerde kaçan tarafları toktatamaz. Peki. Savolingiz umumiyroq ekan, bunga biz javob berganmiz, beryapmiz. Hozir ham shuni gapiryapmiz. Hozir suhbat boshidan kirdingizmi yo? Yo'q, o'rtasidan. Ha, shu suhbat qaytadan eshitsangiz, shu haqida gapiryapmiz. Ahli sunna val jamoani manhaji bilan qutulamiz. To'g'ri tushunishlik mana shu manhaj bilan, boshqa yo'l yo'q. Bilmagan odam aralashmasligi bilan natijaga erishamiz. Ixtiloflardan mutlaqo voz kechish kerak. İhtiloflarni egasiga topshirish kerak. Biz bizni mashg'ul qilib bunaqangi o'zimiz bilan o'zimizni ovora qilish siyosiy harakatni bir samarasi, shuni harakati bor. Biz mana shu Alloh qayerda, istavoni ma'nosi nima deb o'tiraversak, saylovga borish kufur degan masalani ko'tarib, tog'utga kofir bo'lish kerak deb hech kim tushunmagan mavzuni tarqatib o'tiraversak, bu ummat laboratoriyaga kirmay qo'yadi. Harbiy qurollar ishlab chiqarmay qo'yadi. Ilm fan bilan rivojlanmay qo'yadi. Natijada boshqa mustamlakachi davlatlar kuchayib ketadi. Ularni iste'molini, ularni chiqargan mahsulotini iste'mol qilishdan boshqa narsaga yaramay qolamiz. Shuning uchun biz o'sha qo'limizdan kelganicha ishlab chiqarishga, fan texnikaga, taraqqiyotga harakat qilishimiz kerak. O'zimiz ham, bolalarimizni ham o'qitishimiz kerak shunga. Shunga yo'naltirishimiz kerak. G'amimiz, tashvishimiz shu bo'lish kerak. O'shanda ixtiloflardan, har xil
bema'no, bemantiq bahslardan qutulamiz. Endi bular kirib kelib shunaqa qilyapti yo desa, uni mutaxassisga qo'yib bering. Mutaxassis ahli sunna val jamoani vakilimi? Bo'ldi, shuni gapini olavering. Sanadi bor, o'zini shaxsiy gapi emas u. Ming yillar davomida kelyotgan eng to'g'ri yo'nalish shu. O'shani mahkam ushlasiz, yutasiz. Masalan, Bahrom Bakirov o'ldi, mantig'i, mafhumi o'zi bilan birga o'ladi. Kamol Yo'ldosh o'lgan zahoti yozgan, chizgan, video qo'ygan hamma narsasi axlatga aylanadi. Tamam, yo'q bular. Bular ikkitasi bir bo'lib 1 yil yashamaydi, bir fikrda. 1 yilga bormasdan ixtilof qiladi. 4 ta mazhab 1400 yildan beri bir-bir bilan muttafaq bo'lib kelyapti. Ixtilofli narsalar, ixtilofli narsalar. Qur'oni Karimni, hadisi shariflarning matnida vorid bo'lgan. Masalan deydik, Qur'oni Karimda shunaqa oyat bor. Nimaga mazhablar ikki xil desa, bularni o'rtasidagi ixtilof Kamol molli yo'ldoshi bilan Bobo Murod onasini sotgan o'rtasidagi ixtilofga o'xshamaydi. Bulardagi ixtilof ilmiy asosga suyanadi. Mazhablarning ixtilofida ilmiy asos bor. Bularning ixtilofida shaxsiy manfaat bor. 2000 dollarni bermaslik uchun qizini ishtonning orqasiga bekinib ixtilof qilyapti. 1 yilga bormasdan. Bular 3 dona yetimcha bor hozirgi kunda sal ijtimoiy tarmoqda g'imirlab qolgan. Bobo Murod Abdulla, Bahrom Bakirov, Kamol Yo'ldosh. Bu uchchalasi 3 dona sunnat inkorchisi, uchchalasi bitta namoz masalasida 3 xil fikrda. Bu ittifoq emas. Kamol Yo'ldosh aytadiki, vaqti yo'q, xohlasang 5, xohlasang 10, xohlasang 3 vaqt o'qi, qazosini jazosi yo'q, qazo qilsang ham bo'laveradi deyapti. Duo qilib qo'ysang bo'ldi deyapti. Desa Bobo Murod Abdulla aytayaptiki, menimcha 3 vaqt bo'lsa kerak deyapti. Kunduzi ish bilan bandman, kechasi o'qiyman namoz deyapti. Bahrom Bakirov aytayaptiki, 5 vaqt Qur'onda palon oyat bilan kelgan deyapti. Shunday. Mazhablarchi, mazhablarning ixtilofida ilmiy asos bor. Bitta oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Baqara surasida. Ya Nisa surasida. Taloq qilingan ayollar 3 quru miqdorida o'zlarini kuzatishadi. Idda o'tiradi degani. Alloh subhanahu taolo quru kalimasini ishlatdi. Nimaga quru ishlatdi? Quruni ikki xil ma'nosi bor. Arab tili lug'ati bo'yicha ikki xil ma'nosi bor. Bittasi hayz muddati ma'nosini beradi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, oyatni ma'nosi taloq qilingan xotinlar 3 hayz ko'rish miqdoricha idda o'tiradi degani. Ikkinchi ma'nosi bor. Quru kalimasi poklik ma'nosini ifoda qiladi. Kalima ko'taradi shuni. Arab tilini vazni shu ma'noni ko'taradi. Unda nima bo'ladi desa, taloq qilingan ayollar 3 marta pok bo'guncha, bir marta poklanadi, hayz ko'radi, pok bo'ladi. Keyingi poklanishi 3-chi poklanishida iddasi tugaydi deyiladi. Ikki xil ma'noni ifoda qildimi? Ha. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mana shu oyatdagi quru kalimasini hayz deb olgan ma'nosini. Sahoba Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ta'lim olgan sahoba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shu oyatdagi quru kalimasi hayz degan. Shuning uchun Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu talabasi Ibrohim Nahai, Alqama, Hammod ibn Sulaymonlardan kelgan silsila Abu Hanifaning mazhabiga bu ma'no ta'sir qilgan. Abu Hanifa rahimahulloh shu ma'noni olgan. Bizning mazhabimizga ko'ra taloq qilingan xotin 3 hayz miqdoricha idda o'tiradi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni mazhabiga ko'ra Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu bu oyatni poklik deb tushungan va o'zini talabalariga shuni bergan. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu Madinada madrasa qurgan, maktab qurgan. U talabalariga shu quru kalimasini poklik deb o'qitgan va uni talabalari Nofi, uni talabalari Said ibn Musayyibga o'xshaganlar
İmam Şafii rahimahullah keçe medresede şu nersene paklik deyip okup edişken. İmam Şafii bunu bana şu üsulüge göre paklik deyip ogen. İmam Malik paklik deyip ogen. Endi saval. Allah subhanahu wa ta'ala vel mutallakatu yatarabbasna bi anfusihinne selâsetel hiyad dese bular mıydı? He? Bulardı. İhtilaftan çıkar varış için. Allah bilmeydi mi? Biledi. Nimege selasete tuhur demedi. Üç paklik miqdarı dedip açık etmedi. Üç hayz miqdarı dedip açık etmedi. Selasete kuru dedi. Kuru kelimesinin iki kıl manası vardığını Allah bilmeydi mi? Biledi. Nimege aynen kuru kelimesini bu ayetten nazıl kıldı? Mezheplerge ilmi asas buluşu üçün. Mezhepler dinli himayesige mene şunu yol bilen. Kegen Allah Teala şunu irada kıyın. İlmi asası var bunu. İlmi asası var. Başka yol yok. Şu kuru kelimesini iki de mezhepten çıkıp başka neme manana etesen de siz başka manana hemen hata çıkar. Ya hayz ya paklik buluş gerek. Başka yapı yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hayz görmeyen hatırlar doğrusu da Allah'ın mesele var. Bunlar üç ay değildi. Şu bilen iddiası tügeydi. O Allah'ın mevzu. Lakin bu ilmi asası göre şu. Bunlar ahli bid'atlarga şunun için biz raddiye beri yapmış, halkımızını ogohlantırış için, milletimizini bularını tuzağa göçüp kalışını aldığını alış için. Adaşmayın. Bular keçe birleştirgen cahiden bugün birbirini Yahudi, Murtad, Kafirge çıkarıp oturuptu. Siz bularga ergeşip neme omakçısız? Bular proyekt adamları. Baba Murat Abdullah proyekt. Yani satkın adam. Sizden faydalanadı, hemen asadan faydalanadı. Oğuzgi kigen gapni, ben adalatını yapır yapmayan. Allah'ın cençisi ben deyip koyadı. Allah Kur'an'da kum fe endir degen, şu ayet ki kuramen deyip de tur ve agahlantır degen, turup adamlarını agahlantır yapman deydi. Sen kimi kimden agahlantır yapsan? Baba. Sen uzinden uzinini agahlantırışın gerek. En hafli düşmenin uzin. Uzin ne yani sen aynaya kadar verirsin gerek. O baba ona satar. Tohta deyişin gerek. Bunge ergeşe bunu yapını işte bunu yapını kollab kuvvetleş. Üçün insanda akıl, farasat bu maslik gerek. Şunu et yapırız biz. Dinge bulanın zararı yetmeydi dostlar. Hiç kaçan. Lekin Müslümanlarımızın şubhaya salışı mümkün. Saddalarını. Ateistler şubhaya sok buyu yaptı misal için. Şu narsalardan agahlantri yapmayız. Şu narlıge? Namaskar. Selamat olayım. Hop. Bahram hakkı da degen profil. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mikrofonunuz yapılıp kaldı. Ustad, tamam mısınız? Ahmet. Sorunumuz Bahram Bakir hakkı dedi. Şu beş milletler hakkı dedi. Hazır bunlar bana Kur'an hadisler inkar kılışı falan inkar kılışı yaptı doğru. Bunlar inkar kılışı yaptı. Lekin ben öyle gelirsem bular bütün İslami düşüncelerini, misal ki Bahram Bakir'i bazı medresede okuyan, dini talim okuyan, ama her bir bir sünnetim, özünü evvel bütün fikirlerini, dünya arkadaşı, ama dinini, her bir o hadisler bilen, İslami düşüncelerini tuldurup okuyan aldı. Tuldurup okuyan o keginçeli, Kur'an gergeçemiz deyişliği, o kanda bular. Misal ki bir adamda böyle var yapamak koyup, kegin, onu fakat Kur'an'ı kolye verip koyup bu halde keltiren bir dostun, doğru mu? Hmm. Şunu ettim, açmak ki bunlar hemen aslında tozdururken evvel. Hadisler bilen, Ali sünnet bilen, yatıp duruş, hemen aslında öz özüden insandaki sünnetki muvaffak bu bölgen öz aslında. Bunlar, evet, bunlardan, bunların işiden mantık kıdırışı özü mantıksızlık. Bunların işinde mantık yok. Bunlar yo hain, yo ki aklı zail bugün adamlar. Başka yapıyor bunlar hakkında. Bularını fikirleşi, bularını aitiyetken usulleri bir artası mantıka doğru kemiydi. Mantıka doğru kemiydi. Sünnetlerini inkar kılamız, Kur'an'ını alamız.
Ha Kur'an'la rivayet kıyarlar, sünnetle rivayet kıyarlar. Bitti cemaat. Kana kılıp bunusunu olasan, bunusunu taşıysan. Mümkünmez ki. Kim? Bu Bahram Bakir madrasada okumagan. Madrasa görmagan. O o'sha hücrelerde, uyağı bir yağda Arap dilini, kaidesini, sarf nahvunu azgını özleştirip alıp, kim? Uyağı özü ketken özü. Madrasa ko'rgan, ustoziga bog'liq bo'lgan birorta inson adashmaydi. Ustozidan ajrasa adashadi. Vosil ibn Ato degan odam Hasan al-Basri rahimahullohga qarshi qadar haqida gapirganda Hasan al-Basri i'tazalna deganlar. I'tazalna degani bizdan ajrab chiqib ketdi degani. Uzildi buni. Buni biz bilan o'rtada bog'i yo'q degani. Shu bilan ketgan Mu'tazila shunda Mu'tazila degani ajrab chiqqan degani. Ajrab alohida bo'lib chiqishgan bular. Bular san'atda uzilib qolgan. Yarim yo'lda kemadan tushib qolgan odamlar bular. Bular zotan o'zi balchiqda biz okeanda suzyapmiz deb yuribdi xolos, Mahram Bakirovlar. Bularda mantiq yo'q. Qur'onga sop ko'ramiz degan gapiga necha marta savol beryapmiz. Xo'p, Qur'on senga nozil bo'lganmi? Qanaqa qilib Qur'onga sop ko'rasan? Qur'onga aytayotgan ma'noingni, Alloh ayshi ma'noni iroda qilgan degan kafolat bormi? Yo'q, buna kafolat yo'q. Bitta yo'l bor. Shu Qur'on bizga kim orqali kelgan? Qiroati, tajviti, o'qilish uslubi, o'qilish qiroat turlari va tafsirlari va fiqh va aqida va hadislar. Hammasi shu yo'ldan kelgan. Bitta karvonda kelgan yuk hammasi. Qanaqasiga buni mana yarmi biziki emas, bu yarmi yo'lda ya'ni soxtasiga almashtirilgan deydi. Qana qilib, qaysi mantiqqa ko'ra? Zotan uni soxtalarini ulamolar keltirib qo'ygan. Imom Malik rahimahullohdan bir kishi yo'l-yo'lakay ketayotganda hadis so'raydi. Menga hadis aytib bering deganda qaraydilarda ma'noli qilib. Hadis yo'l-yo'lakay aytiladigan narsa emas dedilar. Jiddiyati bor buni. Bitta oyatni ichida ikki dona kalima uchun Jibril alayhissalotu vassalom alohida kelib ketgan. Ikki dona kalima uchun. Bu jihod haqida oyat nozil bo'lganda jihodga chiqmaganlarga nisbatan Alloh taolo keskin bir ta'qib, keskin bir iqobni aytganda Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu kelib Rasulullohdan so'ragan: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni ko'zim ko'r, ko'zimda zarar bor. Bu holda ham chiqishim kerakmi jihodga?" degan. Deganda payg'ambar alayhissalotu vasallam jim bo'lganlar. Jabrol alayhissalotu vasallam yetib kelgan. 50 ming yillik yo'ldan ularga endi u masofa chikorada, lekin ikki dona kalimani olib kelganlar. Illa mabturittum degan. Aynan mana shu savolni javobiga. Yuqorida jihodga chiqmaganlar undoq, jihoddan qolib ketganlar mundoq deb, magaram zarar yetib qolganlar, ya'ni ko'zida zarar borlar ma'nosida. Ko'zi ojizlar bundan mustasno degan oyatni illa matturirtum uchun alohida kelgan Jabrol alayhissalom. Shuni Imom Malik aytganlar. Mana shu ikki dona kalimaga 50 ming yillik yo'lni bosib kelgan Jibril dinni jiddiyatini bizga o'rgatadi. Yo'l-yo'lakay otarchidan bir masala so'ragandik, yo'l-yo'lakay bir domla bir gapirib bering, bir maza qilaylik degandek narsa emas bu din. Dinni jiddiyati bor. O'shaning uchun o'tirib ulamolarni oldida tizzasini tizzasiga qo'yib dars o'rganmaguncha u odamlarga bu gapni din haqida gapirishga hech kim ruxsat bermaydi. Xorasonda adashmasam yoki yo'q, Suriyani qaysi davlatida dushman kirib kelganda Bag'dodda bo'lsa kerak. Bir odam chiqqan, Bag'dodiy degan odam. Chiqib turib ulamolarga xat yozgan. Yozib aytganki, hammanglar, hammamiz degan shahar tashab chiqaylik degan. Deganda ulamolar unga javob yozishgan. Aytishganki,
seni şeyhin yok, avazini uçur deyişge. Yani üstazı yok adamını, üstazı var adamlarına gepirişge hakkı yok İslam'da. Bu, bu gapni ilmiy ma'nosi bor. Ustozing yo'q seni, shayxing yo'qmi? Ha, ovozingni o'chir deyishgan. Ulamolar yaxshi biladi nima qilish kerakligini. Ha, o'rgatadi-yu imomlar undoq desin. Imomlar chiqib turib gazni gapirsin. Imomlar mana bu masalani gapirsin deydi-yu. Unga aytiladiki, "Hey, ovozingni o'chir, shayxing yo'q seni. Seni gaping shaxsiy havo, havodan ya'ni Hoyi havas bilan gapirayotgan gaping u. Islom hoyi havas, hazil mutoyaba, mutoyaba bilan yuradigan din emas. Buni jiddiyati bor. Ba'zan bir qadam orqaga, ikki qadam oldinga sakraladi. Orqaga qadam tashlayotganda oldinga sakrash uchun tayyorgarlik bo'ladi. Uni ko'rib olib, nimaga orqaga qadam tashlayapti imomlar deyish, bu johillik gapi bu. Shayxi bor odam biladi buni. Orqaga qadam tashlayaptimi, oldinga sakramoqchi deydi. Biladi u ilmi bor odam. Bularni shayxi yo'q. Kimda o'qibdi? Bobo Murodni ko'ringlar, na qadar ojiz, na qadar shu bechora hol. Arab tilini bilmaydi. Shayx Qur'onni noto'g'ri tarjima qilgan deb qo'yadi. Sen bilasan arab tilini? Yo'q. Qayerdan bilding noto'g'ri tarjima qilganini? Ha, men filologmanmish. Senga o'xshagan filologga. Arab tilini bilmaydi. Buni maqsadiga oyat xizmat qilmaganligi uchun shayx xato tarjima qilgan deyapti. Yana 3 ta shayxni o'qib beryapti. Alovuddin Mansur, Abdulaziz Mansur, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahumullohlarni. Tafsirini o'qib beryapti. Uchchalasi bir xil. Bir xil. Ha, bu chiqib yo bu xato deyapti. Buniki kamollikiga to'g'ri kelmaydi. Kamollikki Bahrom Bakirovga to'g'ri kelmaydi. Bahrom Bakirovnikini olib bobo gapirib yuribdi. Sen arab tilini bilmasang, qana qilib, ya'ni arab tilini bilgan odamni tarjimasini xato deya olasan? Bulardan mantiq qidirishlik o'zi mantiqsizlik. Mantiqi yo'q, mutlaqo mantiqsiz odamlar. Manfaat parast odamlar. Fursatchi deydi turklarda bularni. Payt foydalanib turgan odamlar. Qachon shu O'zbekistonda muammo bo'larkin? Qachon shu Yevropadagi dadalari bularni tasmasini bog'lab fast derkin O'zbekistonga qachon bularni orqasidan qo'llab-quvvatlarkin? O'shaning uchun chiqib o'tirgan odamlar bular. Bularda mantiq yo'q. Nimaga meni ko'rganda tizzasi qaltirab qolyapti bularni? Og'zi qurib qolyapti nimaga? Nimaga ilmiy bahsga kirgan paytimizda bloklab ban qilyapti? Nimaga men bu bilan bahslashmayman, tortishmayman deyapti? Turli xil bahonalarni to'qiy biladi bular, tortishmaslik uchun. Aslida bahs qila olmasligini biladi bular. Ilmiy saviyasi yo'q bular. Yuzma-yuz gaplashdik mana hizbiylar bilan. Hizbiylarni o'sha yuzma-yuz gaplashganimizdan keyin berisindi. Xalqimizni ichida 98-99% odam tushuni bo'ldi. 1-2% endi jinni turuqlar bo'ladi. Ularni odam o'rniga qo'shmaymiz, unaqalar bo'ladi. Tushunib yetdimi? Ilmiy bahsni manfaati shu birodarlar. Suriyaga eshalon eshalon ketyapti. O'zbeklar, Qirg'izistondan o'zbeklar, qozoqlar, tojiklardan qancha. Shu bahslarni qildik, sifrga tushdi birodarlar. Nolga tushdi. Endi yana sal g'imirlab qolganlar bor. Endi yangi yetishib kelyotganlar bo'ladi mana 15 yosh bo'ladi o'sha paytda 3 yil bo'ldi. 18 ga kirgan. Kallasi biroz aylanib ketib qolishi mumkin u. Unga yana bahslarni tashlash kerak. Yana o'sha eski gaplarni ko'rsatish kerak. Abu Salohga bergan raddiyalarimizni ko'rsatish kerak ularga. Ularni qochib ketganligini ko'rsatish kerak. Oy, bular qochib ketgan. Abror Muxtor Ali bilan bahs qila olmagan bular. Abror Muxtor Ali bahsga kirsa, bu bilan bahs qilsak, shuncha yil qon to'kkanimizni qana qilib oqlab olamiz unda degan, deyapti Abu Saloh. Shubha uyg'otib qo'ysa, biz qilgan ishimizdan shubhalanib qolsak nima bo'ladi keyin deyapti. Nima bo'ladi? Abu Saloh tavba qilishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, ular tavbaga emas, o'sha qilgan ishini oqlash uchun endi ketaveradi. Qur'on oyatini ham o'ziga buradi, hadislarni ham o'zining ma'nosiga buradi, ketaveradi.
Bunlardan mantık kıdırış. Doğru. Mas. Şunu alayım mı? Yine kısa bir bitti bir nesini etmek için değil mi? Mümkün müsün? Soval mı? Ha, soval. Soval. Hop. Soval aralaşıydı. Kendidir benim adam. O, Bahram Bakir Fadır'ın ahir kısmetlerden malum buluyordu ki, çekin aslında işte kaderini, yani Allah da olsun derken de, geleceğini bilmeydi, degen, ya alıp gitti yaptı. Ben, yolumu köp aldı, düşünün, burası da sormak için ben. Kehf suresi deyge, işte Salih Hızır Aleyhisselam, Salih Bende deyge, Hızır Aleyhisselam, Bila Musa Aleyhisselam kıssası deyge, bolanı özürlüşlüge, işte özürdük, biz onu gelecekte, ondan korktuk ki, bir yomalık sağdır, burası bana da girerse, şu, özü, benimce delil buladı mı, deyip, özü bir hayalim köp kaldı, şu Allah'ta gelecekte, bilişliyge, bunlar gibi, delil ismatı derdim. Ha, bula da Rum suresi var, Rum suresi de, bir de Asenin, 3 yıldan 9 yıl arası da Rim kaytattan canlanıp yani bu forslar Nusra'dan galiba kazanır diyen ayetler var. Birkaç ayetler var. Türk dilini bilseyiz, Türkçe'ni yakışı bilseyiz. Abdülaziz Bayındır ve Abu Bakır Sifil deyip YouTube'a yazsayız bunların bahsi çıkadı. Uşacay'da size etken delillerin hepsini kilitirgen. Abu Bakır Sifil hoca Allah umurunu uzak kısın. Yer tishlatgan. Abdulaziz Bayındırı o'sha dovdirab marinetka bo'lib qolganligini ko'rasiz o'sha joyda. Qarsak chovorgan odamlar. O'shanda siz aytayotgan dalillarni ham keltirgan. Ular ko'p, bunaqa dalillar ko'p. Bular o'sha Qur'onga biz aytgan ma'no to'g'ri degan da'vosi bor, payg'ambarlik da'vosi bor bularni. Chunki bularni ota bobosi G'ulom Ahmad Qodiyoniy. O'shani yetimchalari bular. Babalar ölüp gitti, bunlar çıkıp alıp, şimdi o şey gapını hidi bilen gapıradı. Gapını tagiye manası ki, yakşı itibar verseyiz, biz etken gap doğru. Peygamber Mehmet degen dava var tagide. Elbette, şuna Allah uzu hayırlı kısın, sağ olayım. Ahlı Bey hakkı da, anı ne haber mi? Aleyküm ustaz. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Tekofiyem kubi değil mi? Yapınlar sokupa kendim. Hadislerde mazhablaşır, yani ahli hadis, ahli ray, ahli zuhd. Ve o şekilde ahli ray'ı güde kapkıdan kitlerini okudum. Yani hatta İmam Muhammed'de o şey cahmiydi iş gene. Savalım şundan ibaret ki, kaç ondan başlayıp ahli ray, ahli sünne deyip kısablanıştı başladı. Yani ne vakıya buldu, ne kadar olumlu çıktı, yani kaysa vakıya'dan sonra göre ahli sünnetip kısaplanış başlandı. Ahl-ı Ray, Hanefi'li. Evet, şunerli. Ahl-ı Ray fakat Hanefi'ler miyiz? Bu ne doğru çünkü. Avvalı Ahl-ı Ray'ı tarif veriş gerek. Ahl-ı Ray iki kılıp oladı. Ahl-ı Ray iki kılıp oladı. Bittesi, Kur'an ve sünnetke asaslengen, Arap mantığı, balagatıge asaslengen üsülüge kure, iştihat kılınışı kerey bugün mavzularını aytadı. Fikir bilen aytadı. O şu kuru kelimesi. Ha? O hayz miqdarı mı? Yok ki paklik miqdarı mı? Kaysi birini tutadı dese fikir kılışadı bunlar. Şunu ahl-ı ray deydi. Bizde Hanefilerini ahl-ı ray deyip aytilişinin sebepleri keyinçelik payda bugün. Ahl-ı ray birinci İmam Malik'in üstazı var. Rabi'at-ı ray degen. Rabi'at-ı Ray şu, Ahl-ı Ray şu. Ne demek ki Ahl-ı Ray değil ya? Rabi'at-ı Ray'ı tuğuluşuyem acayip bugün. O kişinin dedeleri kimidi? Faruk. Faruk degen dedeleri bugün. Üylen geller, birinci keçe ayolları bilen er hatırlık münasebetini kılıp, er talep turup, Bamdat'tankin kit geller. Bizi diyarlar, geke geller. Cihat ki. Kedip şu caylarda cihat eğlenip, adaşmasam 20 yılda geldi, kaytibar geldiler üylerine. 20 yılda geldi. Kaytibarıp Medine-i Munavvara'daki masjidke, Haram-ı Şerif'teki masjidke, Peygamber Aleyhisselam masjidlerine. Kırsalar kutlandankin cemaat hadis işleyipti. Karasalar mihrapta bir yaş yigit oturuptu. Yaş yigit,
hadis aytyapti. Hadislarga fiqhiy ma'noda ijtihodlanma aytyapti. Kim bu desalar Rabi'at ar-Roy deyishdi. Ya'ni fikr odami. Rabi'at ismi fikriy ijtihodi bor odam degan ma'noda. Juda havas qildi. Keyin xutbani o'qigandan keyin ozgina turib uyiga keldi. Bitta kirsa qorong'ida ayolini oldida bir erkak kishi turibdi. Qilichini chiqarib, "Mana erkakni chopaman" deb, "To'xtang, to'xtang" dedi. "Ha? Va siz" dedi, "ketganingizdan keyin men homilador bo'lib qoldim. O'sha kechadan keyin. Va tug'ildi bola 1 yildan keyin. 20 ga kirdi. Ismi Robi. Borib qarasalar, mehrobda ko'rgan bola, o'g'illari ekan. Rabi'at ar-Roy keyinchalik mana shu Madinada ilmiy asoslarni, ijtihod usullarini o'rtaga qo'ygan fikriy odam. Buni shogirdi Imom Molik bo'ladi. Moliki mazhabining asoschisi. Molik, Imom Molik Madinada bitta odam bo'lgan. Bitta. Ana shu Roy fikridan, ya'ni to'g'ri ma'noda ijtihoddan ya'ni shunaqa imtiyozga ega bo'lgan. Muvattoni ochib o'qisangiz, Roy hadislarni keltiradi, sanatlarni keltiradi. Bu muhaddisligiga dalil buni. Muhaddislarning usulida unaqa fikr turmaydi-da. Menimcha deb yozmaydi muhaddislar. O'shaning uchun fikr masalasiga bular qarshi. Imom Molik ham muhaddis. Sanatlarni keltiradi, matnlarni chiroyli qilib keltiradi-da, keyin orqasidan fiqh gapiradi. Fiqh degani ro'y shu. Bundan menimcha mana bu ma'no chiqadi. Bundan menimcha mana bu ma'no chiqadi. Bundan mana bu farz chiqadi, bundan mana bu vojib chiqadi deydi. Bu ro'y, bu fikr shu. Endi ikkinchi bir ahli ro'y degan tushuncha bor. Bu ahli ro'yni ulamolar aqida masalasida birinchi yuzaga chiqqanini aytishgan. Ular Jahm ibn Safvon degan bizda yurtdan, Samarqanddan yoki Termizdan bo'lgan. Shu odam Bag'dodga borib, yangi fikrlarni aytgan, aqidada menimcha deyishni boshlagan. Borib, Qur'on ham menimcha Muhammad ustida o'qib olgan deyishgacha borgan. Islom ulamolari bil ittifoq bularni kofir degan. Jahmiylar kofirlar ular. Ularni ham ahli ro'y deyilgan. Ular o'sha hadislarga suyanmaydi. Oyatlarni sanadiga suyanmaydi. Ular o'qib o'zi tushungan ma'noni o'zini fikri bilan aytaveradi. Mana Bahrom Bakirovlar Jahmiy shular. Ya'ni jahmiylikdan ham zadalangan odamlar bular. Gapiraveradi o'zini fikri bilan Qur'onni o'qib, menimcha mana shunaqa, men aytgan gap to'g'ri deydi. Borib, bular Alloh kelajagini bilmaydi deyishgacha boradi. Ko'ryapsizmi? Kufr bu. Endi Hanafiy mazhabini ahli ro'y deganda to'g'ri ma'noda mazhab egalari, ijtihod egalari degan ma'nosi bor. Ahli ro'y. Ahli ro'y fikriga muhaddislarning usuli qarshi bo'lgan. Nimaga desa, muhaddislarda bu usul yo'q. Muhaddislar fiqh chiqarmaydi. Hadislardan nima ma'no kelib chiqishligi bilan shug'ullanmaydi ular. Muhaddis nima bilan shug'ullanadi? San'atdagi shaxslarning kimligi bilan. Va matn aynan Rasulullohning o'zlaridan chiqqan matnmi yo ma'no rivoyat qilindimi, buni taftish qilishadi. Mana shunda illatlar, har xil shuzuzliklar, har xil hadisga tan yetkazadigan masalalar ustida shug'ullanishadi. O'shaning uchun hadis haqida menimcha degan odamga darrov qarshi chiqishgan. "Sen nima deyapsan?" deyishgan. "Sen o'zingni hayoling bilan aytma bizni hadislarni. Usuliga kirma" bunaqa deyishgan. Bu tanqidiy bo'lgan. Ular shunaqa nazar bilan qarashgan. To'g'ri ularning usuliga ko'ra. Bir ajoyib misol bor. Bir qancha muhaddislar o'tirishibdi. Bir ayol kirib keldi majlisga. Aytdiki, "Ey Bag'dod ulamolari, men" dedi, "g'assolaman" dedi. O'lik yuvadigan ayol ekan. "Hayzlik holatimda" dedi, "o'lik yusam bo'ladimi" dedi. Deganda haligi muhaddislar bir-birlariga qarashdi. Nima qilishni bilmay turishdi, bir kishi kirib keldi, ahli ro'y. Kirib keldi-da, hol nomi esimga kelmayapti. O'sha kishini ko'rsatishdi-da, "Mana bu odam ahli ro'y" deyishdi. Ya'ni hadislardan ijtihod chiqaradigan odam deyishdi.
Şundan sorup gördü işte. Alge gassala etti ki hayzli halde ölük yusa boladı mı dedi. Degen de kuşu boladı dedi. Deme delil dedi. Ayşe anamızdan rivayet var. Ayşe anamız eytediler ki min hayzli halatımda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin başlarını yuyup koyardım. Degen hadis dedi. Tırık insanlı başını hayzli halde yuyuş şu hadiske göre ruhsat mı? He. Bana şundan çıkıp çıkardığın fikir ahli ray ölükünü yuyuş bekadır avla degen. Degen de bol dedip ketken. Ketken neki halde bu hadisler birbirine karab bu hadisini Ayşe anamızdan urva rivayet kıyken. Urvadan Alkama rivayet kıyken. Alkama'dan Polancı rivayet kıyken. Polancı. Matın şuna kadar, sanat şuna kadar degen. Degen de Ali Hatun arkasına karab 5000 taldan kattıydılar degen. Haldır gene bunun cevap tapamaydı o diler ki degen. Muhaddisler sanat bilen, matın bilen şuğurlanadı. Ular bizge doğru darman yetiştirip yaradı. Fukahalar bu doğru darmanını kayerge muolaca kılıçligini ayıtıp yaradı bizge. Biz bunları mahsulatıdan özümüzü, sağlıkımızı karayımız. Ahli ray degen de Ebu Hanife rahimahullah ki şuna ka tankıtlarını kıgeller. Zamanası da hasat kıgelen bugün. Özleri bilen yaplaşmasından tuhmetlerini içtip o kişiye nispeten ne doğru fikirde bu bugün adamlar bugün. Bunların hepsini uzunu cevabı var. Sufyan-ı Savri adresimizden Şam'da. Turgalları da Abdullah ibn-i Mübarek. İmam Buhari'nin şeyhi. Abdullah ibn-i Mübarek. Yani muhaddisler içi de onalar bunu yokşagen bala tuğbeyi deyindi. Şuna ka adam. Bismillah. Keldi. Peşin namazı vaktiyken ozan aytıp durgani keldiler. Sufyan-ı Savri. Aldılar ki vardılar. Ya adaşmasam Avza'i. İkkelerden bittesi. Ya Avza'i ya ki Sufyan-ı Savri. Aldılar ki vardılar. Katten kiri yapsan dedi bu kişi. Degen de Kufa'dan dediler. Kufa'da Numan ibn Sabit degen bitti ahli ray çıkıptı mı? Hadislerini buza degen dedi deydiler. Abdullah ibn Mübarek. İnlemedim dediler. Peşin namazını okuduk. Kink ettim dediler. Barıp 60 de meseleni Ebu Hanife Rahimahullah'ın nomlarından yazdım dedi. Ebu Hanife'nin içtihatlarını 60 de meseleni. Hadislerini keltiredi, mesele çıkaradı. Hadislerini keltiredi, mesele çıkaradı. Altım işte. Yazıp op geldim. Kesem, Şam namazı iken, yani ozan ayeti yaptı iken. Ozan ayeti bu genden kiyin, gelip halge yazgan altım işte meseleni Avza'yı verdim deydi. Avza'yı açıp okup gördü de, tiket urgancaydı. Okuptu ki yenge tıkıptı da, barıp Şam namazını oku genden kiyin, yani açıp okup okup durup, Kala Numan, Kala Numan da yazgana kelle de Abdullah Mübarek. Bu Numan kim de gene ken? Ha bir şuna ki oğlum adam. Bu Numan cüde çukur adam eken. Mahkem ete gene üçle bunu dedi. Dese Abdullah Mübarek ettiler ki ha peşinde uşa Kufa'da çıkan ahli bid'at, ahli ray degen adamı şu adam degen. Degen de biz buralardan eşitip notoru hulasa kıtmayız bu adam çukur adam degen. Kiyinçelik Medine'de konuşurken. Medine'de konuşup yaplaşken Ebu Hanife bilen. Avza'yı. Yaplaşken de mesele mahiyeti açılken. Doğru çüntürgen, doğru çüngen hemmez. Demek ahli ray kaçandan bir ahli sünne deyse başıdan bir ahli sünne. Fikir adamları. Akılını mukaddem koyuş, metillerini düşünüş manasında akıl mukaddem koyuladı. Ahl-ı sünnenin, ahl-ı rayinin usulüge göre. Lekin akide meseleleri, kabirge tegişliği, ahiretge tegişliği biz maddi dünyada kıdırıp tapamaydıgen haberlerde nakıl üstün duradı. Kabir hakkıdaki hadisler nakıl. Onu yani aklımızga sop görebiz. Yani Bahram Bakir Pla Etiyat Siyansın yeri. Kur'an'ga sop görebiz. Aklımızga sop görebiz. Doğru tüse ki alemiz deyiş bu. Mutezilelik bu. Mutezilere akıllı üstün koyadı. Hemen arsadı. Akıl birlamçı deydi. Ular matırlarını düşünüşlükte akıl birlamçı deydi. Yani matırlarını kabul kılıçtı. Akıllı yazı düşse ki nakıllı olamız deydi. Biz ne deyimiz?
Albatta aqlga xitob bor, lekin aql yetolmaydigan narsalar bor. Qiyomatdagi mezonni qayerdan tushunamiz, topamiz biz aqlimiz bilan. Tasavvur qila olmaymizki. Nima qilishimiz kerak? Naqlga ergashishimiz kerak deyiladi. Shular o'sha boshidan ahli sunna bo'lgan. Faqat bu yerda chalkashlik bor. Masalan, kalom ilmi haqida ham chalkash gaplarni gapirishadi-yu. Maturidiylarni, ash'ariylarni yomonlash uchun kalomdan Imom Shofiy qattiq qaytargan, qiyomatda kalom bilan Allohni huzuriga borganingdan ko'ra undoq bo'l, bundoq bo'l degan deyishadi. Yo, bir tomonlama bu. U kalom o'sha buzuq kalomi, Mu'tazilalarning kalomi. Jahmiylarning kalom usuli u. Lekin birorta ulamo yo'qki kalomga murojaat qilmagan. Imom Shofiy ham kalomga murojaat qilgan. Savollarga javoblarda kalom ilmi bilan javob bergan. Misol uchun deylik, Qur'on mahluqmi degan masalalar ko'tarilganda Imom Shofiy aytganlarki, mahluq emas, chunki mahluq bo'lishi mumkin emas. Allohga mahluqlarga berilgan birorta ma'no berilmaydi degan ma'nolarni aytgan. Kalom ilmi bu. To'g'ri ma'nodagi kalom ilmi. Qarshimizda chiqayotgan ahli bid'atga javob berar ekanmiz, uni tilida gapiryapmiz. Va bizniki nimaga suyanyapti? Ilmiy usulga, metodga suyanyapti. Tushunarlimi? Rahmat ustoz, kattakon. Alloh razı olsun. Salomat bo'ling birodarlar. Barchalarga tashakkur. Kech bo'lib qopti. Bugun o'zi safardan keldim. Yarim yo'lda kirib sizlar bilan suhbatlashay dedim. Barchalarga tashakkur. Bugungi suhbatimizni Alloh taolo manfaatli qilsin. Bu joyda yig'ilib o'tirgan 700 dan oshiq YouTube'da 800 dan oshiq barcha birodarlarga talibi ilmlarga berilgan ajrlarni Alloh taolo nasib qilsin. Eshitganlarimizdan ilmiy ma'noda to'g'ri xulosa chiqarib, ahli bid'atdan saqlanishimizda Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. Xo'p, she'r o'qimayman bugun. Yo, o'qib beraymi? O'qib beringlar desanglar, to'rt qator she'r bor sevgi haqida. O'qib beraman. Oldin o'qib berganman. Keyin tugatamiz. Xo'p. Yozishmayapti, demak o'qimaymiz ekan. Bismillah. Xo'p. 1991 yilda yozgan ekanman. Xo'p, o'qib beraman. Yo, 91 yoki 94. To'r qatar. Gul bo'lsayding, gul shaydosin ozi menman. Uchratib ishq nidosin ovozi menman. Lablaringdan mayli bo'lsin bo'yni mador. Bas shu dorga osilishga rozi menman. Barchalarga tashakkur. Alloh taolo sevgi, iymon, muhabbatni qalbimizdan olib qo'ymasin. Dunyoda baxt saodat, oxiratda abadiy saodatni hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum, rahmatullohi taala va barakatuh.